İnsan kendini başka bir alemde hissediyor burada. Bulutların o vadilerin içerisine girip rüzgarla hızla hareket etmesi, ağaçların körpe yeni yapraklarının o güzel yeşillerine dokunarak önce bir kaybetmesi, onu yok etmesi, ondan sonra yeniden dağılarak açılması. İnsanın bunu görmesi ve hissetmesi müthiş bir duygu. O uzaktaki renklere bakmak, o bulutların çok uzaklardan hareketini gözlemlemek bile, kuşu kuşların sesini duymak bile, yani burada olmak için yeterli üç sebep. Kokuyor. Dağ evine yaklaştıkça bastığım yerlerden mis gibi kokular fışkırıyor. Bu da çiçekleri yeni çıkmış. Körpe kekik üzerine bastıkça eziliyor. Aroması dışarı çıkıyor. Havaya, rüzgara karışıp etrafa yayılıyor. Mis gibi kokusu var. Oh. Şu. Bunun çayı muhteşem olur. Biraz toplayıp belki bundan çay yaparım. Yemesi de güzel bunun çiçeğini. Of. Isırır ısırmaz. Bütün sinüs yollarına, ciğerlerine kadar mentolü ve kokusunun gittiğini algılıyorsunuz, hissediyorsunuz. Özlemişim. Sadece o evin kuru görüntüsünü değil, oradaki anıları ve oraya gidiyorken etrafta gördüklerimi, daha önce yaşadıklarımı, üzerine dokunduklarımı, her şeyi özlüyorum. Hakikaten öyle. Girmeden dinlenelim. Toprak kokuyor yine. Burada ilk... Bakın örümcek ağlarına uzun zamandır kimse girmemiş. Dokunmamış. Onlar buraya tuzak kurduğuna göre... İçerisi ne halde acaba? Bakalım. Bu pencereleri ilk yaptığımda kapattım. Tabii gölge ve rüzgarda ortalıkta dolaşıyorlar benim kangallar. Henüz o zaman 13-14 aylıklar. Ne 13-14 ya? 9-10 aylıklar tabii. Ama irileştiler yine de. Kapıyı, pencereyi bilmedikleri için o vakit daha yeni çadırda doğdular. Burada düşünün, çadırda büyüdüler. Ben bunu kapattım, ben içerideyim. Bir garip bir durum oldu ortada herhalde. Beni arıyorlar herhalde etrafta. Sonra ben burayı bir açtım. Gölge koşa koşa geldi, ayaklarını buradan uzattı.
Üstüme atlamaya çalışıyor, beni yalamaya çalışıyor. Ne hissettiyse. Beni göremeyeceğini mi düşündü? Şimdi de ortalıkta yok kerata. Görevini yapıyor herhalde. Bir sürü bulmuştur yine. Çobanlarla beraber sürüyle geziyordur. Onun işi de o tabii. Yani evin içinde bizle beraber yaşayacak değil ya. Tabiatta hayvanlarla gezecek. O da haklı. Havasını bir değiştirelim, soğuğu bir kıralım. Yukarıya çıktık, her ne kadar Mayıs sonu da olsa soğuk burası. Ocak yanarken bir yandan bir şeyler ısınır. Bir yandan da misafirim gelecek, Faysal. Onu ağırlayacağım bugün. Hazırlık yaparım en azından. Şöyle kuru meşeleri, palamut meşeleri yerleştireyim. İçeride bir parça çıra vardı, duruyor gizlediğimiz bir yerde. Faysal vermişti bunu da sağ olsun. Yana dursun. Bu meşe palamudu da kuruduğu zaman böyle bakın. Kıymıklı kıymıklı. İnce ama sert parçalara ayrılıyor. Bunlara adamın eline iğne gibi, mıh gibi batıyor. Bayağı bir derin girer, çok sert bükerseniz. O yüzden bunları kurusunu mümkün olduğu kadar elde değil de yine baltayla, bıçakla falan dikkatlice kırmak lazım. Hele ki dağda böyle bir yerde, arazide, şehirden çok uzakta bir yerde çok kolay enfeksiyon kapabilir. Yakalım. Huş kabuğu vardı cebimde. Şunu bir yakıp önce şeyi tutuşturalım. Kavı. Ortalıkta kibrit çakmak vardır belki ama ben yine her zaman yaktığım gibi magnezyum çubuğuyla yakayım şunu. Ben ateşi böyle yakmayı seviyorum. Tabii ki yanımda çakmak da taşırım. Kibrit de olur. Başka türlü kavlar da olabilir ama bununla yakmaya bayılıyorum. Çıkardığı ses ve verdiği koku bile, onu size belki tam hissettiremiyorum ama onun kokusu bile beni mutlu ediyor. Şu ocağın içinde hatırlıyorum bizim Bülent börek bile yapmıştı, ısırgan otu böreği. Hatırlıyor musunuz siz de? Ay. Baca güzel tutuyor. İçeriden de çok güzel meşe palamudunun çatır çutur sesleri geliyor. Ama güzel de bir işaret var. Dikkat edin diyor. Hava yine bozuk böyle. Bozuk demeyelim de yağışlı olarak devam edecek. Yukarıdan basıyor. Aşağıları duman yaptı. Bakın gördünüz mü? Eğer bacadan çıkan duman düz bir şekilde yukarı doğru yükselseydi hava güzel olacak. Açacak demekti. Fakat yağışlı hava devam edecek. Sesi duyuyor musunuz? Bu kuru palamut meşe patlıyor, çatır çatır yanıyor. Hani insanlar şöyle derler ya, orada bir köy var uzakta, gitsek de gitmesek de o köy bizim köyümüzdür. Gitsek de değil de gitmesek de, uzak kalmışlar zaten.
Onun ne demek istediğini biliyorum. Çünkü orada insanlar onun içinde yaşayarak kendileri inşa ediyorlar orayı. Birinin hazır eline sunduğu bir şeyle değil. Bağını, bahçesini, tarlasını, hayvanlarını. Adamların kucağına doğuyor. Düşünsenize kuzular. Danalar. Düşünsenize bir o buzağları diyoruz, mozik diyoruz hani. Onlar o hale gelene kadar insanların elinde büyüyorlar. Atlarını, getirdikleri suyu, pınarları, yaptıkları evi, evin tamiratını, bunları hayal edin. İşte ben de bu dağ evine geliyorken aynı şeyleri hissediyorum. Çünkü bunu yaparken biz de benzer duygularla yaptık. Kendi el emeğimizle yaptık buna. Ona kavuşmak da ayrı bir duygu, çok zevkli. Su ılımış. Şimdi bununla maya hazırlayacağım ve ekmek yapacağım. Misafir gelecek ya. Bir de bizimkilerin de canı ev yapımı ekmek istiyor. Güzel Anadolu buğdayından değirmen unu bulduk. Mis gibi. Yanımızda yaş maya da getirdik. Canımız hakikaten güzel ekmek yemek çekiyor. O mayanın içine burada biraz tuz ve şeker vardı. Ondan da ekleyeceğim. Göz kararı biraz da şeker ekleyeceğim içine. Şöyle. Sonra karıştıralım. Bunun ılık olması lazım. O yüzden kapağı indirdim. Kapağın üzerinde yapıyorum. Ocak biraz sıcak. Şöyle mayayı eritelim. Sobanın yanında dursun. Çok da fazla sıcak olmasın. Şöyle mayayı. Döküm de ısındı. Ekmeği en ideal bunu da pişirebiliyorum. Çünkü geç ısınıp geç soğuyor. Sıcaklığın çok çabuk değişmesi ekmeği lezzetli değil. Yakabiliyor da aynı zamanda. Bunu birazcık yağlayacağım. İçini de yağlayalım. Az az su ekleyelim. Suyun çok sıcak olmaması gerekiyor. Biraz ılık olacak. Eli yakmadan. Bunun kıvamı gayet iyi oldu. Artık bundan sonra birazcık ılık bir yerde, çok sıcak olmayan bir yerde mayalanmasını bekleyeceğim. Ondan sonra da fırına vereceğim. Eğer yağmur kesilirse dışarıda üç ayak vardı. Çok güzel. Onun üzerine asıp, üzerinde biraz köz koyup alttan üstten düzgün güzel ateşle pişmesini sağlayacağım. Aynı şeyi söylüyor. Diyor ki burada yediğimiz ekmeği hiçbir yerde yiyemiyoruz.
Çünkü o onun da arkasında bir emek var sonuçta. Nereye emek verirsen, neye emek verirsen o kadar güzel olur. Kaçkar Dağları'nda yaşayan rahmetli bir arkadaşım vardı, Maksut. Çok uzun ve meşakkatli bir iş sonunda. Bir boğa beslemiştik de onunla. Hikaye uzun, orasını anlatmayacağım. O boğanın kabullenmesi durumunda, bakın dağlara götürdük, dağların arkasında diğer boğaların içine bıraktık. O sürünün lideri geldi, bizim boğayı içine aldı ama önce kavga ettiler, mücadele ettiler. Fakat o ana kadar da Maksut, 2 sene boyunca dağlardan en güzel otu, en güzel yaprağı getirdi, ona yedirdi, sevgisini verdi. Tek bir amacı vardı, onu iyi yetiştirip boğa görüşlerini sokacak ve hem ona hem kendine ödül vermiş olacaktı bu emeğinin karşılığında. Ve hakikaten başardı da o işi. Hem boğayı hem de kendisinin o yaşadığı sosyal çevrenin içerisinde önemli bir konuma getirdi. Ve arkasından da bana şunu söylemişti. Serdar'ım dedi, bir insanın yaptığı iyi işi seyretmekten daha güzel bir şey olamaz herhalde. Şimdi biz de ekmeğin hikayesini biliyoruz, buğdayın nereden geldiğini biliyoruz. Ne koşullarda üretildiğini biliyoruz, nasıl un yapıldığını biliyoruz. Elimizi ona değdiriyoruz, bu duygu haliyle onu yoğurarak ekmek pişiriyoruz burada. Tabii kendin yaptığın için de ağız tadına uygun bir şeyler koyuyorsun içerisine. Onu yerken de bütün bunun arkasındaki bu saydığım şeyler girince işin içine, yemek lezzetinden, o ekmek lezzetinden, tadından yanına yaklaşılmıyor, o kadar güzel oluyor. Aşağı yukarı 45 dakika geçti. Altın sıcaklığı da iyi. Gayet de güzel kabarmış. Fırının bir özelliği vardır. Sıcaklık sabit. Eğer sıcaklık değişirse ekmeği istediğiniz kıvamda pişiremezsiniz. Dökümün de benzer özelliği var ama altta ateşi iyi ayarlamak lazım. Bakın altında ayaklar var. Bu ayaklar sayesinde direkt sıcağa temas etmeyecek, altı yanmayacak yani. Öyle bir sıcaklık olması gerekiyor ki burada hem alttan pişirecek hem üstten. Üste sıcaklık ne olacak? Şimdi onu da önce bir çizelim şunu. Şöyle güzelce. Şu küçük kapağı alıyorum. Şimdi bunun üstünü de ısıtmamız gerekiyor. Onu arada takviyelerle alta biriken közlerden koyacağım. Serdar abi. Hey. Vay, aslan kardeşim geldi. Gel Faysal, gel. Geciktin abi bayağı. Onları mı topladı? Evet abi. Vay. Derenin kenarına indim. Abi, vay Faysalcığım be, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Yine bir şeyler yapacaksın galiba, boş durmamışsın. Abi, dere kenarından gelirken aklıma geldi fındıkları. Ham fındıkları keseyim. Merak ediyorum ne yapacaksın, hadi gidelim. Bir şeyler aklımda var ama yardım beraber yaparız abi. Ben alayım artık. Sen birazını ben alabilirim. Yok, hepsini ben alırım, sen yürü. Tamam abi. Sen ısın, içeri gir. Tamam abi. Ekmek de oluyor biliyor musun içeride? Oo. Hadi gel. Tamam. Yoldan gelen. Abi niye zahmet ettiniz ya? Otur otur hiç. Şöyle. Ne biliyor musun? Ne abi? Üstüne basmışsındır sen de gelirken. Kekik. Kekik. Ha, birkaç yerde gördüm abi gelirken. Şu yaptığınız... Aklıma da geldi aslında. Bununla ben içeyim. Aa bak üzerinde taneleri görüyor musun? Bakayım abi. Bir parça da içine. Bir parça da ben atayım.
Şimdi ocağa koyup geliyorum hemen. Sen başla. Faysal'la yine dağda karşılaşmıştık. Ondan sonra tabii benim dağda tanıştığım, buluştuğum insanlarla ilişkilerim oldukça sağlam ve köklü oluyor. Kendisiyle de öyle oldu. Benim kamp yerim bu dağların, Taşkesti ile Mudurun arasındaki dağların hemen güneybatı yamacında. Faysal da kuzeydoğu yamacında yaşıyor. Dağın bu tarafında yaşıyor. Arada kampa gelirken ona uğrarım, ailesini görür, ziyaret ederim, tekrar buraya gelirim. Müthiş karakterli bir adam. Çok bir kere çalışmaktan hiç yüksünmez. Anneannemin lafıyla, deyimiyle söyleyeyim size. Hiç sokranmadan, hiç zorluk çekmeden, üşenmeden işini yapar ve oldukça da beceriklidir. Ondan da bir sürü şey öğrendim. O da benden bir sürü şey öğrendi tabii. Hayat böyle değil mi zaten? Bulduğunuz zaman böyle insanlar birbirlerini karşılıklı olarak birbirinizi geliştiriyorsunuz. Egolarınızı bir tarafa bırakıyorsunuz. Ben onunla iş yapmayı çok seviyorum. Şimdi ziyaretime geldi işte. Ben alayım bunları. Sen tamam de testereyi abi. Al. Tamam abi. Şunları da şöyle toparlayalım. Ay, hava çok güzel Faysal. Abi yüksek kurt yer havası olduğu için sis inmiş. Kurt havası, kurt. Şunu tuttu. Siz bana verin bunu. Ona diyorum. Bunu da aldım. Evet. Çıktı ama onun kilitlemesini göstereceğim ben size. Kilidi de burada ağırlık. Ağırlıkla beraber zaten kendi tamam ataletiyle hareket edecek. Görüyorsunuz. Şahane. İstediğin boyda ayarlayabilirsin. Tabii yüksekliği, genişliği, ateşin çapı. Eğimi. Eğimi. Ağırlığı da gayet iyi. Biraz tabii kullanalım, eklemlerine bakalım nasıl çalışacak ileride. Tabii taşımak da önemli ama abi. Ama sistem iyi oturdu şu an. Eline sağlık abi, elinize sağlık. Teşekkür ederiz abi. Şu testlerine bakayım mı? Aslında bu yaptığı testlere de, tasarladığımız testlere daha önceden dedelerimizin büyük, uzun iki kişinin kullandığı sol el, sağ el kullanabilecekleri karşılıklı itip çekmeyle yapılan, aslında bu taraftaki çekecek, o taraftaki onu sabit düzgün tutmaya çalışacak. Diğer taraftaki çekerken bu da onu sabit tutacak. İki kişi dinlenerek kullanacak onu. Daha kalın şeyleri, tomrukları falan yarmak için eskiden dedelerimiz ev yaparken, işte bir inşaat malzemesi yaparken, hayvanlarına bir şey ahır yaparken neye ihtiyacı varsa o kalın kuturlu ağaçları onlarla kesiyorlardı. Şimdi onun bizi küçüğünü yaptık. Küçüğünü de çok kolay taşıyabiliriz diye. Hafif ve sağlam ağaçtan seçtik ki aslında diş budak sert bir ağaç ama kuruduğu zaman da hafifleşiyor. Daha hafifi olsun diye biraz küçük tuttuk onu. Çok taşınabilir malzeme olarak. Altına da testereyi koydu. Bakalım nasıl oldu? Bakalım abi. Testere yani. Taşırken böyle bunu araya sokuyoruz. Evet, dişli tarafı orada sonra kalırsa. Sonra bunu sarıyoruz. Bir tarafa kesmesin diye. Şu şekline bakın, ne kadar güzel. Bu meşe he? O meşe dış güzel diş budak da yanında. Ama bunu ikisi de aynı olduğu için. Önce bunu takalım altı öyle mi? Önce bunu takalım. Ortadaki tamam malzememizi takalım. Siz de onu şöyle göstereyim ben. Tamam. Sen de şunu tut abi. Tamam. Bir getir, bakın. Takalım. Burada cıvataları düşmesin diye bırakmıştım. Çıkartalım. Zaten evet sıktık mı yetecek ona. Tabii bunun şimdi görevi. Şimdi gerginliğini alacağız. Evet. Bunun gerginliğini de aynen. Evet şey derslerimizdeki gibi abi hatırlar mısınız ilkokulda fizik dersleri işte ortaokulda fen bilgisi dersleri daha doğrusu. Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu. Destek noktamız burası. Aha. Burayı gerdirmeye kuvvet uygularsan. Evet kuvveti gelerek de bu merkezden uygulayacağız. Şimdi bunun gerginliğine bakayım. Zaten dikkat ettiyseniz. Çok iyi. Bunu iyice sıktın mı? Sıktım. Tamam. Bir tane daha gireyim. Ve burayı oturtalım artık. Normalde kenarına da bırakırsınız ama ya buna otursun. Kullanırken sarsılmasın diye. Çıkma yönünün tersine oturduğu zaman. Evet. Şöyle. Hiçbir şey olmaz. Şöyle de bırakırsan yine böyle de kullanabilirsiniz ama. Ama rahat olsun diye. Bu sallanmasın diye. Bu esneklik de yetiyor zaten. Gayet hafif. Hafif evet. Yani ağır da değil. Şimdi bir taşıması deneyelim bakalım bunu. Deneyelim abi. Şahane olmuş. Görüntüsü çok iyi. Şunu kullansak 25, olur mu abi? 50, 65 santimlik. 63-64 santim. Testerenin bu. Evet. Evet. Çok iyi. Şunu denesek olur mu?
Olur olur, getir deneyelim. Odun, arasına oduna da ihtiyacımız olacak nasıl şöyle olsa. Şöyle yaslaş ya biraz da. Ben tutayım, siz çalışın. Kolum bir tanesini içeri alıyorum şuradan. Evet. Şuna destek vererek düz durması için, evet, ele kaymasını. Böyle olursa ne olur abi, ele kayar. Aynen. Dağ evinden hatırlarsanız, dağ evi serisini izleyenler varsa, testereyi o vakit o zamanlar kullanırken bunu bayağı bir pratik yapmıştık. Buraya desteği verdikten sonra bakın yukarıdan da görüyorum. Testerenin düz olup olmadığını yukarıdan hissedebiliyorum. Bunu koydum. O açıyı ayarladım. Şu anda düz. Bakın. Bütün boyunu kullanmak lazım testere. Şimdi içine girdi testere. Parmağı bunun üzerine koyarsak çıkması mümkün değil. Doğru mu? Evet abi, o kendi boyu biraz daha, evet. Şu anda çok iyi gidiyor. Tabii düz kesmesi de önemli biliyorsunuz. Serbest bıraktığın zaman düz gidiyor. Evet. Faysal gitti bu. Nasıl abi kullanışı? Şahane. Bakın o kadar da sert. Görüyor musunuz? Kuru ama sert de bir ağaç. Of, müthiş kokuyor ya. Bundan sonra bunu ne yaparsanız yapın. Böyle bir şeye ihtiyaç var. Özellikle sabit ateş yapmak istiyorsanız, üzerinde bir şey pişirmek için, ateşin sürekli geçmesini istemiyorsanız, kuru uzun zaman yanacak lifli ağaç bulmanız lazım. O lifli ağaçları da parçalayarak değil de yuvarlak yuvarlak yakmanız gerekiyor. En ideal testere. Yani belimdeki şu küçük kullandığım testere güzel, tamam, ama bu o işler için mükemmel. O zaman hadi senin şu işi yapalım bir an evvel, hava kararmadan. Ben de ekmeğe bakıp geleyim, sen ona başlayınca, olur mu? Olur. Hadi. Hadi. Faysal. Efendim abi. Gel gel, mis gibi koktu. Ben de bunu incelerine, kalınlığına göre ayırıyordum abi. Koklasana abi şunu. Vallahi güzel görünüyor abi, güzel kokuyor. Oo maşallah. Şöyle bir devirelim mi? Gelin abi. Oy 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 oy. Yanmasın. Yanmaz. Şahane. Ha? Mis gibi. Tamam. Elinize sağlık. Yapar yapar yeriz. Yeriz abi. Şimdi ne yapalım, bu biraz üstünü kapatalım. Yine aynı yere koyup üstünü de bezle örteyim ben şöyle güzel. Tamam mı? Tamam abi. Daha hatta iyi buradan olur. Buranın sıcaklığı gayet iyi. Dışarıda dursun, üstünü örteyim sadece. Aşağı yukarı bir saatte pişti. Sık sık bunun üzerindeki közü değiştirdim. İlk koyduğum köz 15-20 dakika idare etti. Ondan sonra tekrar o közü çıkardım. Yeni köz koydum. O da 15-20 dakika derken 4-5 defa üstünde sıcaklık tuttuk sabit. Fazla sıcaklığını değiştirmeden. Bakın altı da gayet iyi pozisyonda ayarlandı, pişti. Fena değil. Daha önceden deneyimimiz olduğu için, yoksa yaktığımız zamanları da hatırlıyorum. Bugün günlerden cuma. Şehirde kim bilir insanlar şu saatte ne yapıyorlar? Ben İstanbul'u iyi biliyorum ki, hele ki yağmurlu bir günde, hele ki akşam 4 ile 6 arasında işinizden çıkıp evinize gitmeye çalışıyorsanız, hayatınızın 3 saatini trafikte, orada o soluduğunuz, kötü demeyeyim de, insan için yararlı olmayan havada, stres altında, bir de şuradaki duruma baksanıza. İnsanlar bunu da yapabilirler, böyle de yaşayabilirler. Bu dünya herkese yeter aslında. Güzel, eşit olarak bölünürse insanların yaşam alanları, burada ticaret de yapabilirsiniz. En güzelini üretebilirsiniz, en ahlaklı şekliyle yaparsınız. Çünkü tabiat ona öyle olmayı öğretiyor. Ben iyi biliyorum, İsveç'in kuzeyinde yaşayan Samiler çok kaliteli bıçaklar, baltalar yapıyorlar. Çeliği çok güzel kullanıyorlar. Bizim atalarımız da kullandı. Ama onlar devam ettiriyorlar. Dünyanın en ücra köşesinde o Sami'nin yaptığı bıçağı kullanan insanlar var, biliyorum. Bizim de olabilir. Neden olmasın ki? Dedelerimizin yaptıklarını niye göz ardı ediyoruz? İşte onları bulup çıkarmak bizim eğitmenlerin, yöneticilerin, idarecilerin, onların görevi. Güzel, en güzel haliyle bize sunacaklar ki biz de zevkle, şevkle sarılalım, o işi yapalım.
benim de sık sık elime aldığım o fındık dalından bir sürü şeyler yaptığımı size göstermeye çalıştım, anlattım. Siz de biliyorsunuz zaten, hedik yaptık, işte olta için tuzak yaptık, sepet yaptık, bilmem ne yaptık, bir sürü şey. Yani kırsalda insanlardan, köyde insanlardan öğrendiklerimi ben de uygulamaya çalıştım. Bir takım şeyleri de kendim ekleyerek içine. Şimdi Faysal da bir siperlik yapıyor rüzgara karşı, yansıtması için aynı zamanda ateşi. Fındığı, yani fındık dalını aynı şekilde kullanıyor da. Yarıyor, açıyor, temizliyor güzelce, desteklerin arasından onları güzelce dolaştırıyor. Bu çit de olabilir böyle. Yani bunu isterseniz buraya yapın, böyle kullanın. İstiyorsanız evinizin bahçesine çit yapın. Onları düzgün budarsanız o fındık dalı sürekli aynı yerden çıkacak, emin olun. Şimdi Faysal da aynı şeyi yapıyor. Şahane oldu. Bu düğümler formalite oldu zaten ama hepsi birbirini sıkıştırdı. O geçici olarak tutması için yapmıştık. Bunun daha büyüklerini kısmet olursa yaparız abi. Daha ya nasıl yapıldığını yerlerde, çamurlası varız. Bilmek, insanların bilmesi. Evet. Çünkü böyle bir şey kırıldığı zaman ağlayıp üzülmezsin. Çünkü aklın evet. içinde var. Gider yenisini yaparsın. Evet. Hiç böyle bir kabın içerisinden ekmek yemek nasip olur mu herkese? Bir fırının önünden geçerken acayip haz duyuyorum o fırından gelen kokuyla. Ama şimdi bunu kendim yapıyorum, düşünün. Ekiple beraber yapıyoruz. Aynı koku, o mayanın kokusu geliyor. Şimdi bu ekmeği kendimiz yaptık değil mi? Emek verdik. İşte onun en küçük parçasına kadar da hiç ziyan etmeden yiyeceğiz. Dökülen kırıntılarını da etraftaki kuşa, böceğe vereceğiz. Şehirde böyle bir şey olabiliyor mu? Mümkün mü? Apartmanda yaşıyorsanız artıkları nereye bırakıyorsunuz? Topraktan gelen canlıyı besliyor. Sizi ve diğerlerini. Yani eskiden yediğimiz ekmeklerin tadı gibi oldu. Ha? Ne dersin?